arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, sizinle bugün burada olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten onurlu bir mücadeleniz var. 143 günden beri burada mücadele ediyorsunuz. Müsaade ederseniz ben Türkiye'deki, Almanya'da bulunan Türkiye üzerindeki fotoğraf üzerine sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. Bizlere Almanya'da ve Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin ne kadar çok demokratik, ne kadar çok hukuk devleti, ne kadar çok insan haklarına, sendikal haklarına, işçi haklarına saygı duyulduğu AKP hükümeti tarafından bu gibi şeyler söyleniliyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği tarafından, Avrupa Komisyonu'ndan Türkiye konusunda Avrupa Birliği'ne girme konusundaki yapılan gelişme veya ilerleme raporu açıklandı ve bu ilerleme raporunda son yıllara nazaran bu yılki ilerleme raporunda insan hakları konusunda, basın ve medya özgürlüğü konusunda, düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda biraz tedirgin olduklarını açıkladılar. Fakat bu da bizi yanıltmaması gerekiyor. 5 yıl veya 7 yıl önceki yapılan ilerleme raporlarında basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, sendikallaşma özgürlüğü, işçi emekçi haklar konusunda ilerleme raporlarında sayfalar yazıyordu. Şimdi fakat sadece 2-3 satır geçiyorlar. Neden bu olay? Çünkü AKP hükümetiyle, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Komisyonu ve Almanya'daki şu anda ve önceden Sosyal Demokrat Yeşiller Partisi'nin bulunmuş olduğu hükümet, ama ondan sonra da Hristiyan Birlik Partisi'nin ve Sosyal Demokrat Partisi'yle yapmış olduğu büyük koalisyon dönemlerinde çok iyi bir çalışma vardı. Nasıl bir çalışma? Tabii ki sermayenin çıkarları doğrultusunda iyi bir çalışma vardı. İşverenler çok iyi anlaşıyor, ticaret yapıyorlar ve bu ticari çıkarlar yapıldığından dolayı işçi ve emekçi ve sendikal hakları göz ardı ediyorlardı. Biz bunu Sol Parti Meclis Grubu adına, ben 2005'ten beri Sol Parti milletvekilliği yapmaktayım. 2005'ten beri Federal Parlamento'da, Berlin'de ve hem İçişleri Komisyonu'nda hem de Dışişleri Komisyonu'nda çalışma yapmaktayım. Aynı zamanda Sol Parti'nin uluslararası ilişkiler sözcülüğünü yapıyorum. Ve bu anlamda Türkiye'yle de yakından ilgilendiğim için Türkiye'deki işçi emekçi hakları, aynı zamanda sendikalaşma hakları, bu konuda çalışmalar yaptık. Bir yasa tasarısı sunduk biz Almanya'daki parlamentoya. Yani bir önerge sunduk. Alman hükümetine şu çağrıda bulunduk: Türkiye'deki işçi emekçi